Merhabalar. Bu videomuzda Arduino ile MLX9614 sıcaklık sensörü veya infrared termometre uygulaması gerçekleştireceğiz. Öncelikle kısaca kullanacağımız termometre çipinden bahsetmek istiyorum. Melexis firmasının bir ürünü bu. Sıcaklık sensörü. Eksi 40 ile artı 125 santigrat derece aralığında sıcaklık ölçümü yapabiliyor. Ortam sıcaklığı. Ayrıca eksi 70 ile 300 artı 380 santigrat derece aralığında ise temas etmediği bir objenin yakınındaki ve temas etmediği bir objenin sıcaklığını da ölçebiliyor. Bu ürünün özelliği temas etmeden yakınında bulunan objelerin sıcaklığını infrared teknoloji sayesinde ölçebiliyor olması. Farklı paket ve üretim kodlarıyla üretiliyor bu ürün. Field of view buradaki açıklama. Örneğin C package'i için bu option kodundaki C parametresi için 35 derecelik bir açıklıkta sıcaklık ölçümü yapabiliyormuş veya daha I paketinde daha dar bir açıda 5 derecelik bir açıda ölçüm yapabiliyormuş. Measurement resolution yani ölçüm çözünürlüğü 0,02 santigrat derece. Yüksek doğruluklu bir ürün. 0,5 derece geniş bir aralıkta yani 0 ile artı 50 derece aralığında 0,5 derece doğrulukla sıcaklık ölçümü yapabiliyor bu çip. Şimdi gelelim bizim uygulamamıza. Bizim uygulamamızda Arduino kullanacağız ve Melexis firmasının MLX9614 sensörünün bağlı olduğu GY-906 sensörünü kullanacağız. Şimdi dilerseniz bu sensöre AliExpress üzerinden ne kadarlık bir fiyatla sahip olabiliyormuşuz? Ücretsiz kargo seçeneğimizi seçelim ve en ucuz fiyata göre sıraladığımızda yaklaşık 7,36 dolarlık bir fiyata sahip. Evet, ürünü AliExpress'ten de temin edebilirsiniz ayrıca. Burada sensörün bağlantıları çok basit. V-in girişini Arduino'muzun 5 volt girişine, ground girişine bağlıyoruz. SCL ve SDA pinleri mevcut. Yani bu sensör I2C üzerinden haberleşiyor. Arduino üzerinde A4, burada da yakınlaştırırsak, evet A4 ve A5 pinlerine bağlantı yapıyoruz. Bilenler için söyleyeyim. I2C haberleşmesi için iki tane hem SCL hem SDA pinlerine pull-up direnci eklemek gerekiyor. Bu dirençler board'un arka yüzünde mevcut. Ayrıca bir 5 voltu 3,3 volta indirmek için gerilim regülatörü de mevcut. Şimdi uygulamamıza geçelim. Öncelikle bu uygulamamızda hazır bir kütüphane kullanacağız. Hazır kütüphaneyi önce edinmek için Sketch menüsünden Include Library, ardından Manage Libraries
sekmesine tıklıyorum. Ve buraya MLX 9614 yazıyorum. Evet. 3 tane hazır kütüphane çıktı. Burada kullanacağımız örnek Adafruit firmasının yazmış olduğu hazır bir library. Burada bir install sekmesi çıkacak. Gördüğünüz gibi. Ben daha önceden bu library'yi yüklediğim için bende bu install sekmesi çıkmıyor. Ancak burada sizde bir install sekmesi çıkacak. Ardından file menüsünden examples ve Adafruit MLX 9614 library MLX test. Zaten bir tane proje var. Daha öncekini kapatıyorum. Arduino kodu gördüğünüz gibi çok kısa. Ne yapıyor? Başlangıçta baud rate'ini 9600 olarak ayarlıyor. Ardından Adafruit firmasının yazmış olduğu konsola bir test string'i basıyor. Ardından MLX sensörü için ayarlamaları, settings'leri yapıyor. Bu settings'ler neler? I2C settings'leri. Ardından periyodik olarak loop'ta her 500 milisaniyede bir ambient sıcaklığı, yani ortam sıcaklığı santigrat derece cinsinden, aynı şekilde ambient'ı, ortam sıcaklığını Fahrenheit cinsinden bastırıyor. Ayrıca object sıcaklığını da santigrat derece ve Fahrenheit olarak da ekrana bastırıyor. Burada göstermek istediğim, kodu yükleyip denemeden önce göstermek istediğim bir şey daha var. O da şu. Şimdi bu entegrenin iki tane ölçüm, sıcaklık ölçümü yapabildiğinden bahsetmiştik. Bir tanesi ambient, yani ortam sıcaklığı. Bir diğeri ise temas etmediği yakınında bulunan objelerin sıcaklığını ölçebiliyor. Burada gördüğünüz gibi bir pürümüzle bir plakaya ısı veriliyor. Arkasına da bu MLX sensörü yerleştirilmiş. Objenin sıcaklığı burada bu yüzden uygulanan sıcaklık nedeniyle artıyor. Burada gördüğünüz gibi objenin sıcaklığı artı 260 derecelere kadar yükselmiş. Ama ortam sıcaklığı gördüğünüz gibi 30 santigrat derecelerde. Yani bu sensörü yakınında bulunan ve o nesneye temas etmeden de o nesnenin sıcaklığını ölçmek için kullanabilirsiniz. Peki burada gördüğünüz upload butonuna basıyorum ve örnek kodumuz compile ediliyor, yani derleniyor. Ardından yüklenecek. Şimdi buradan Tools menüsünden Serial Monitor penceresini açıyorum ve konsola, evet gördüğünüz gibi burada öncelikle bir test stringi vardı. O test stringini bastıktan sonra ambient sıcaklığı santigrat derece ve Fahrenheit cinsinden gösteriyor. Burada da obje sıcaklığını da Fahrenheit ve santigrat derece olarak gösteriyor. Şimdi sensöre elimi yaklaştırdığımda obje sıcaklığının arttığını görüyorsunuz. 29'lara yükseldi. Elimi kapattım şu anda. 35-40 derecelere, 44 derecelere kadar yükseldi. Ama sol tarafta gördüğünüz gibi ambient sıcaklığı, yani ortam sıcaklığı da herhangi bir değişiklik olmadı. Evet, bu videoda anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.